Sevgili seyirciler, güneşin yükseldiği kentten Malatya'dan hepinize merhabalar. Çok lezzetli bir duraktayız. Mehmet Bey'in konuğuyuz. Kendisi zaten yıllardır etle uğraşan bir isim. Babadan gelen bir meslek, bir kasapçı. Eti çok iyi bilen bir isim. Eti bu kadar iyi bilen bir kasabın da bu güzel lezzetleri misafirlerine sunması hiç de uzak bir olasılık değil. Tam da öyle yaptı Mehmet Bey de. Konuk olalım dedik. Malatya'ya geldiğinizde siz de mutlaka uğrayın. Bu güzel lezzetlerden tadın istiyoruz. Mehmet Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz Malatya'ya. Mekanınıza şeref verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, bir hikayenizi kısaca alalım. Bu lezzet yolculuğu. Yolculuğunuz ne zaman başladı? Dünden bugüne nasıl ilerledi? Ben 1976 Malatya doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. Kasap sektörünün içindeyim. Bu mesleğe 2013'ün sonlarına doğru işte bir arkadaşımızın vesilesiyle girdim sektöre. İnsanlara hizmet etmek için kaliteli et yedirmek amacım bu yöndeydi. Bu yönde olduğu için de kuzu etini tercih ettim bu yola şey ettiğimiz için. Mesleğim kasap olduğu için etten anladığım için yani kuzu etinden başka bir et kullanmayacağım dedim. Neden kuzu eti peki? Kuzu etinin şeyi daha farklı lezzeti. İnsanlarda böyle bir damak tadını yani kaliteli et yediğini insanlar anlıyor. Tabii doğal olduğu için yani o lezzeti aldıkları için onu tercihim ondan yana oldu. Peki kuzumuzun özelliği nedir? Hangi ırktan ve eti neden lezzetli? Irkı Doğu Anadolu bölgesinin kendine has kuzusu. Biraz etimiz yağlı ama ürün olarak gayet lezzetli. Yani bu hep böyle yaylada beslenen, otdan beslenen hayvan doğal ortamda. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Malatya turumuz devam edecek. Mehmet Bey ile röportajımız burada son buluyor. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.